محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kıymetli dinleyenlerimiz mektubat şerifeden kaldığımız dersten devam ediyoruz. şifa Şerif dersini yapamadık. Dua buyruğunda hiç eksik kalmasın inşallah. Fakat bugün vakitlerimiz dar da olsa yine mektubattan kaldığımız yerden devam edelim dedik inşallah. Bu mektubun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç ders daha var. İtikadi konulara temas ediyor. Geldiğimiz noktada Hulefai Raşid'in arasındaki eftaliyet meselesini beyan ediyor. Yani oraya başlıyoruz. Ondan sonra önümüzdeki dersleri kaçırmayalım inşallah. Önümüzdeki derslerde de ...Hazreti Osman Efendimiz'in Hazreti Ali Efendimiz'in üstün olup olmadığı orada Ehl-i Sünnet'in kesin görüşü nedir? Ondan sonra Yezid'le ilgili bazı konular. Sahabe-i Kiram'la arasında geçen harpler ve savaşlarla ilgili ehl sünnetin itikadı ve görüşü çok önemli yani. İmam Rabbı Hazretleri hüccettir, itikatta müçtehiddir. Bütün fırkalar yani, ehl-i sünnet içindeki bütün fırkalar onu kabul etmektedir. Hatta ehl-i sünnet dışı fırkalar bile ona tazim edenleri var. Onun için sözleri kesin inanılabilecek nitelikte kuvvetlidir. Sizlerin zaten buna itikadınız vardır ama delilleriyle konuşuyoruz. Zaten ben böyle anlıyorum, ben böyle diyorum falan demez. Büyükler hep nakil yoluyla geçmiş de ulema'dan beyanlar vererek bu itikadi konuları beyan ediyor. Ve tertibul eftaliyeti. Eftaliyet kim kimden daha üstün. En üstün olma demektir eftaliyet. Bunun tertip ve sıralaması yani esasen e, sahabe kiramın cümlesini sevmek lazım. Efendim Dört halifeye tazım lazım vesaire. Bunlar tabi e, yani allah Teala'nın sıfatları gibi işte Amentür'ün esasları gibi e, şeyler değil. Yani itikadın metnini teşkil eden konular değil. Bunlar e, fer'i konulardır. E, zaten ileride de buyuracak e, bu gibi konularda efendim hepsini sevdikten sonra hepsini saydıktan sonra e, bir şey diyene hemen e, kafirsin damgası vurulmaz. Vurmamalıdır. E, ama tabi bazı konular var ki insanı kafir diyemezsin ama el sünnetten hariç eder. el sünnet dışına çıkar. Onları da beyan edecek. Onun için itikat metinlerinde yani bu konu geçiyor. Emali'den vesaire yani eski metinlerde bu konu beyan ediliyor bir noktada işte itikada taluk ediyor. Onu da e, biraz devamından anlayacaksınız. Beynel Hulefai Raşid'in dört halife arasında Raşid Rüştü Kemal'e ermiş yani. zaten halife tabiri de esasen onlara mahsus. El Hilafet-i Badi 30 sene halifelik devam eder. Sayh hadisine göre e, ümera olur, selatın olur ama halifelik müessesesi esasen yani e, yanlıştan uzak olan aleykümü sünneti ve sünnetil hulefayi raşidin benim sünnetim neyse raşid halifelerim sünneti aynıdır onlara sarılın yapışın tirmizi hadisinde geçen halifelikten bahsediyoruz yoksa tabi sembolik olarak vesaire ee, yönetim şekli olarak yani halifelik tabiri sonraki e, sultanlarda da kullanılmıştır. Ama bizim e, itikadi konularda olsun, fıkhi konularda olsun konuştuğumuz hulefa tabiri dört halife hakkındadır. Ancak onlara tabi raşit deniyor. Onların sünneti Resulullah'ın sünneti gibidir deniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerine bu denemez tabi. Burada bir eftaliyet e, tartışması bizce yok. el er Sünnet'te yok da işte Şia tarafından bu çıkarılmıştır. Şia'da zaten eftaliyet konusu da yoktur yani. Diğerleri Allah muhafaza hepsine kafir diyor. Hz. Ali'nin dışındakilere zalim diyor, hakkını yemiş diyor, kafir diyor falan. Onun için onlara da, onlarda da eftaliyet konusu yok. E bizde de eftaliyet konusu yok o zaman. Çünkü bizde de eftaliyet bellidir. Kimin tertip neye göredir? Ala tertibi hilafetiyim. Hilafetlerinin sıralamasına göredir. Yani en faziletli olan Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz'dir. Sonra Ömer Efendimiz'dir, sonra Osman Efendimiz, sonra Ali Efendimiz. Rıdvanullah Teala Aleyhi mecmain. Sıra buna göredir. Ve lakin neftaliyete şeyhin. Lakin iki şeyhin yani onlar iki şeyh olarak diye diyorlar. Tabi hem kıdemleri hem yaşları hem büyüklükleri faziletleri bakımından dört halife içinde şeyhin diye şeyhan e, Ebu Bekir ve Ömer efendilerimizin diğerlerinden daha üstün oldukları sabit e, kesinleşmiştir bir icma sahabeti ve tabiine. Sahabe kiramın ittifakıyla onlardan sonra gelen zaten en hayırlı asır hayrul kurun karni benim yaşadığım asır ehli yani sahabe kiram. Tüm sonra onları takip edenler tabiin. Etebe tabiine de gidiyor hadiste üç asır işaret ediliyor beyan ediliyor. Fakat tabiinden de icma vardır. Yani sahabeyi görmüş, sahabeyle oturmuş, kalkmış, sohbetlerinde bulunmuş tabakaya tabiin denir ki bunların sayısı. Yani sahabe yüz bin küsursa, tabiin de düşünün bir, bir sahabeyle kaç kişi görüşebilir? Ona göre bir hesap şey derseniz belki o yüz binleri, milyonları belki bulmuştur. Belki geçmiştir ama e, tabii her tabiin, her görene de tabiin denmez. İlim ehli olacak, fazla ehli olacak, fika olacak, güvenilir olacak işte falan. O bakımdan belki sayı milyonları geçmez ama sahabeden fazla oldukları kesindir. Bu kadar insan ittifak etmiştir. Ebu Bekir ve Ömer efendilerimiz diğer sahabenin tümünden üstündür. Dolayısıyla Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimizden de üstündür. Kemane kaletü cemaatün Nitekim büyük bir cemaat bunu nakletmiştir. Min ekâbire immetiddin. Din imamlarının büyüklerinde. Din imamları işte müçtehitler, fukaha, muhaddisler vesaire. Bu din imamlarından ehadüm bir tanesi el İmam Şafii radıyallahu teala. Ee, İmam Şafii radıyallahu anh. İmam Şafii başka mektuplardan hatırlıyorum yani. İmam Şafii radıyallahu anh sahabenin işlerini en iyi bilendir buyuruyor. Sahabeyle ilgili konuları en iyi bilendir. Müştehitler arasında. Demek öyle ihtisası var. Onun da e, kendi bizzat bir sözünü naklediyordu başka bir mektupta. Sahabe-i kiram Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem gök kubbenin altında kainat efendisinden sonra en faziletli kimdir diye araştırdıkları zaman e, فَاَلَمْ يَجِلُوا Bekir Yani Ebu Bekir'den daha faziletli bir kişi bulamadılar. Yani bulamadılar. Sahabe bulamazsa sen mi bulacaksın? Bulamayınca boyunlarını ona teslim ettiler. Yani sen bizim halifemizsin, müminen emirisin, Resulullah'ın halifesisin, sana biat ettik dediler. Bak bulamadılar diyor. Sahabe kadar ilmi olan, irfanı olan, efendim ihtiyatı olan, takvası olan bir cemaat daha dünyada yok ve gelmeyecek. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi diğer bütün peygamberlerin hesabından üstün. Yani Sahabe dediğin zaman dünya kurulduğundan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hesaba katabilirsiniz. Peygamberlerden sonra Resulullah Efendimizin hesabından sallallahu aleyhi ve sellem daha üstün bir cemaat yok topluluk olarak. Hiçbir peygamberin cemaatinde yok. E daha onların bir kararı delil olmayacak da e kim kendi kafasıyla bu işe karar verecek? İmam Şafii'nin sözü budur yani. Başka mektuptan söylüyorum onu. Burada onu yazmıyorum. Kale <gâle> Şeyhul İmam el Evet <'ariyü> Ehl-i Sünnet'in biliyorsunuz iki kolu var. Maturidi Eş'ari dediğimiz. Eş'ariler ki üç mezhep yani Şafii, Hanbeli, Malikiler Eş'aridir itikatta. Bu Vahabiler biz Hanbeliyiz derler falan. Onlar Eş'ari'yi de tekfir ederler. Hatta Eş'ari'yi de kabul etmezler falan. Onlar Hanbeli falan değiller. Yani bu Vahabiler Selefiyiz geçinenler Hanbeli falan değiller. Onlar hiçbir mezhepten Mezhepsizdirler onlar. Mezhepsiz, yolsuz. Ee, biz İmam Ebu Hasan Şari deyince dört fıkıh mezhebinden üçünün itikattaki imamıdır. Ve kendisi Şafii olduğunu biliyorum. Yani öyle hatırlıyorum. O buyurdu ki İnne fadle Ebi Bekrin sümme Umera şüphesiz Ebu Bekrin üstünlüğü, sonra Hazreti Ömer'in üstünlüğü, alâ bakıyetül ümmeti ümmetin geri kalan tümünün üzerine. Zaten bunun için Hz. Osman Hz. Ali'lerden üstün olduktan sonra Aşere-i Şere'den üstün olduktan sonra Bedir ehli 313'ten üstün olduktan sonra Hudeybi ehli 1500'den üstün olduktan sonra yani sahabe arasındaki bu tasnif var. Artık sen ben falan bunu hiç konuşmanın bir manası kalmıyor. Bütün ümmetin kalanından üstün oldukları kat'ayyün kesin bir meseledir. Zerre kadar şüphe yoktur bunda. Yani Kur'an'daki bir ayet neyse ama zaten şimdi ayete bile e, ihtimaller koyan ayet inkar eden adamlar. Onlara laf söz etmez. Onları boş ver. E, zaten Şia Kur'an'a eksik diyen adamlar yani. Onların musafı bizim Kur'an'ımız gibi değil Allah'ın vahyini koruyamadığına inanan tipler. Onun için onlar konumuzun dışındadır yani. Onlar bu kat iyiliği de bozamaz, icma da hark edemez. Çünkü icma dahil değiller ki. Yani sen şimdi bir aile meclisi bir karar verdiğin zaman da hariçten gazel okuyan orada sözü olur mu? Olmaz. Burada da Müslüman deyince, ehli sünnet deyince, ehli hak deyince, ehli Kur'an deyince, şia zaten yok ki bunun içinde. Hangi, ne zaman Kur'an'a inanmışlar da tabi olmuşlar? Bu kadar Hz. Sıddık hakkında ayet var, Hz. Ömer hakkında bu kadar sebeb var, bu kadar Hz. Kur'an onların sabıkun kur ayetler var. Bunların hepsi kafir olmuş da 4-5 tane Müslüman kalmış dedikten sonra Size Kur'an'ı inkar eden adam. Bunun e, hiçbir dediği İslam'da uçet olmaz. Yani ihtilaf da sayılmaz. Hani burada bu görüş ittifaklı değil diyemezsin. Şükürlerle ihtilaf eden adam görüşün ehlinden değil yani. Rey yok. Yani burada reyi olan bir adamın rey vermemesi burada e, görüş birliğini bozar. Rey hakkı olmayanın, hariçten gazel okur kalır işte şia. Efendim 1300 senedir okuyor bu martuvallara. Kimin inanacak onlara? Kale zehebiyyu imam zehebiyyim. Muhaddistir, büyük muhaddistir, tarihçidir, meşhur bir alim yani marka. O dedi ki, vakat تَوَاتَرَا عَلِيِّنْ Hz. Ali'den tevatür etti. Bu tevatür Türkçe'de yani bu tevatür etti böyle hurafe bir şey herkes dillendiriyor demek değil. Arapçadaki tevatür biliyorsunuz. El haberul mütevatir yani itikatta e, hüccet ilim esbabından. Yani insanın bir şeyi bilip anlayıp kabul etmesinin sebepleri var. Böyle görerek anlıyor, duyarak anlıyor işte falan. Bunlardan biri de haberi mütevatirdir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok sayıda güvenilir insan. Cemaatten cemaata bu bir rivayeti, bir sözü, bir olayı, bir kıssayı naklediyorlarsa buna mütevatir der. Bu ehl Sünnet'e göre de akıllı olan herkese göre de ilim sebebidir. Yani bir şeyi anlamanın, kabul etmenin sebebidir. Hz. Ali Efendimiz bunu yani özelde oğluna falan fısfıs fıs sır yapmamış. Fi hilafeti kendi halifeliği döneminde özelde değil ve memleket memleketi Memleketinin kürsüsünde demek yani yönetim yani o zaman biliyorsunuz o dört halife zamanı taht taç yok ama kürsü var ya kürsü demek işte yönettiği yer yani bu ne demektir şahitlik konum demektir memleketinin kürsüsü demek yani şimdiki gibi özel binalar yönetim merkezleri olmasa da kendisi işte camide nerede işte hutbe okuyor nerede ilanlarını yapıyordu ekseri hulefa-i camide çünkü hepsi camide iş görüyorlardı. Dört halifede de bir şey duymadık yani cami dışında bir özel bina duymadık. Demek ki herkesin bulunduğu yönetim merkezinde demek istiyor. Ve halifeliği döneminde ve beynel Cemil, gafiri çok bol bir cemaat, topluluk, cem topluluk. Gafir derin yani bol. Böyle biri duymadım, öbürü sen duydun mu diyecek bir şey yok. Min şiatihi kendi taraftarlarından. Tabii bu şia ismi e, o vakitte biraz vardı yani Hazreti Ali Efendimiz zamanında. O zaman e, illa ki onun şiasından denince kötü değildi. O zaman. Çünkü Rabbi İbni e, Hüseyin Hazretleri radıyallahu teala mesela onun şiasından geçiyor. Diğer birçok tabiinden zatlar onun şiasından denaklediyor. O zamanki şia tabiri onu çok seven onun bağlıları demektir. Şimdiki bir şey efendinin müritlerini Müridi diyorsun mesela şimdi. Burada bir ayrıcalık olmuyor ki. Çünkü onlar ona daha çok bağlanmışlar mesela. Bu da yani Hz. Ali Efendimiz'in en yakınları. Yani ona inanan, güvenen insanlar demek istiyor. Şimdiki gibi yani Hz. Ali'yi işte sahabeye kafir diyen falan insanları yanında tutmaz. O zaman onlar ne arıyorlar onun yanında diye bir mana çıkar. Onun için izah etmek icap ediyor. Öyle şia yanındaydı falan diye bir şey yok. Onları kovardı. Öyle sen Ebu Bekir üstünsün Hazreti Ömer'de üstünsün diyemezsin. Yani böyle bir görüş ortaya atamazsın attı mı diyor iftira sopası atarım. 80 sopa atarım diyor. Yani zaten meydan ayağı çekerim diyor. İlan yapmış yani. Onun için o manada bir şey değil bu. Bağlıları yani bunu da doğru anlayalım ee, onun buyurduğu tevatür etmiştir. Yani efendim birçok cemaat tarafından kesin haber olarak gelmiştir ki inne Ebu bekrin tabi tevatür eden ne diye okusa da bu kavlim mekul yani şu sözü demektir bu. İnne Ebu ve Ömer eftalül ümmeti. Şüphesiz Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlileridir. Asla Hazreti Ali Efendimiz bunu korkarak söylemez. Neden? Bir de Ebu Bekir Ömer ve Efendimiz vefat etmiş. Şimdi onların halifelik dönemi değil ki. İki, Medine'de değil ki. Hadi diyelim diğer sahabe ayağa kalkacak da bir yol açacak. Küfe'de. Küfe zaten onun kontrolünde ve onun hilafeti döneminde ve kendi taraftarlarının arasında. Dolayısıyla bu söz asla en ufak bir şüpheden korkudan fitne çıkmasın falan diye konuşulacak bir laf değil. Buna kimse bahane bulamaz. Hani diyorlar ya Ebu Sıddık zamanında kendi gizledi Hazreti Ömer döneminde ne yapsaydı işte Medine'deydi işte şey yapamazdı. Hani icma oldu, cumhur şey yaptı falan bozamadı falan işi. Uyduruyor ya bunu da. E buna ne diyeceksin? İmam Zeybi bunu efendim güvenilir bir hadisçi ve tarihçi olarak tevatürle sabit olduğunu naklediyor. Sümme makale sonra dedi ki İmam Zeybi ve an ve cehû Hz. Ali Efendimiz'in bu sözünü kendisinden rivayet etti yani duyduk diye. Mifun ve temânûne nefsen. 80 küsur şahıs. Yani belki yüzlerce var da herkes rivayet etmiyor biliyorsun. Bazı kimseler ravi değildir. Sohbet yapmaz, nakil yapmaz hani onu demiyoruz. 80 küsur kişi bunu nakletti. Ve adde cemaaten. İmam Zeybi bunların isimlerini saydı. Bazılarını yani ismen saydı. Bir cemaatin ismini saydı. Şu zat, şu zat, şu zat. Tüm mekale sonra İmam Zeybi yani bu nakilleri yaptıktan sonra tabi bazı herhalde kısa almış burada. İsimler tek tek almıyor Sonra dedi ki "Fakat Allah Rafizileri takbih etsin. Rafizi demek Hazreti Ebubekir Ömer sahabenin sevgisini terk eden. Yani diğer ismiyle Şia-i Şenia. Şia. Rafizi onlar. Allah rafizileri yani ne diyelim e, rusva etsin diye kapbaha. Rusva etsin, çirkin etsin. Yani rusva etsin, rezil etsin. Rezil etmiş zaten. Ma ecihelehum. Ne acayip cahil adamlar. E aslında cahil değiller. Ne acayip muanit adamlar, inatçı adamlar. Çünkü bile bile yapılana inat denir. Cehalet denir. Ama yani tabii bir yönden cahillikte de denir. Yani her inat da cehaletten doğar. Çünkü İlimle istigal eden, hakkı arayan diyeyim bak. Hakkı arayan hiç kimse bir şeyde inat etmez. Neden? Buyur delilini getir. Onu da dinler, onu da dinler, onu da dinler. Onu konuşma, bunu konuşma. Söz otur aşağı, ben de dersem bu olacak. Bu bir körü körüne inatçılık olur. İlme riayet etmeyen, yani mütevatir haber dinlemiyor, onu dinlemiyor, raviyi dinlemiyor. Kitap kaynaklarına bakmıyor. Neden? Ben bu konuda efendim ön yargılıyım. Şey, yani bu, hakikaten bu bir cehalettir. Çünkü Kapalıysa delillere, istidlale bu adam. Hoca olsa olur? Alim olsa olur? Bir şeyler bilmesi mü mühim değil. Yine buna ne acayip cahil denebilir yani. Çünkü ilim hiçbir zaman inatçılığı emretmiyor. İlim devamlı araştırmayı emrediyor. Ya yani araştırmayı emrediyorsa e sen buna kapalıysan tabi cahil oluyorsun yine madem inat ediyorsun. وَرَوَ Buhariyu anhu. İmam Buhari Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor şimdi. İmam Bukhari tabi bir şey adayına hüccet değil ama bizim için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynak daha ötesi yok. He ondan evvel de tabi e, hadis şeyhleri var. Ondan evvel de kitaplar da yazılmış. E İmam Bukhari diyelim 200 lise. Şey. Yüzde bile kitap var. Sene yüzde izli. Yani ilkliği değil bu. İlklik başka bir şey. Öncelik başka bir şey. sahiyet. Burada da bir niyet. Burada ihlas. Burada maneviyat. Burada Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in desteği. Değil mi? Yine işte ulema'dan bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gör. niye benim kitabımı okumuyorsun? E, dedi ya Resulullah ben senin kitabın hangisidir? Ben senin sana ait bir kitap bilmiyorum. Buradaki Buhari benim kitabımdır. Ben, ben ne dediysem onu yazmıştır. Yani bu çok meşhurdur ulema ve meşayih arasında. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem buna tabii özel bir teveccüh itibar verdiği de var ki bu kadar kabul makbuliyet görmüş. çoksa yüzlerce binlerce Bukhari döneminin muhaddisi var. Muhattisi var ve kitapları da var yani çoğu. Bize ulaşmamışsa da var ki eserler. Ama bu makbuliyet manevidir. Ennevkal Bukhari rivatinde Hz. Ali Efendimiz nas ba'den nebi ve Sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısı demin eftal buyurmuştu. Şimdi en hayırlısı Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'dir sümme sonra Ömer'dir. Sümme racülüne akaru sonra diğer bir adamdır. Dedi. Onun ismini vermedi. Fakihübnü Muhammed bin Hanefiyye Muhammed bin Hanefiye oğludur. Yani Hasan Hüseyin efendilerimizin baba bir anne ayrı kardeşleri oluyor. Fatıma annemizden değil ama çok ilimlerini neşretmiştir. Yani Hazreti Ali efendimizin birçok ilmi son zamanda vefatına kadar da son dönemde hep yanında kaldığı için Hazreti Ali efendimiz çok yaşlanmadı biliyorsunuz hep ilim üzere. Yani rivayetler kendisinden alınırken vefat etti. Muhammed Hanefiye'den ilimler yayılmıştır. Yani çok büyük ilimler ondan gelmiştir. Belki Hasan Hüseyin Efendilerimiz başlarına çok sıkıntılar geldi. Onlar o kadar e, yani rivayet konusunda belki onlardan o kadar nakil gelmiyor. Acem palavralarında tabii çok onlara isnatlar vardır. Binlerce on binlerce bu isnatların ekserisi palavradır. E, senetli de olsa palavradır. Acem palavraları. En yani Hazreti Hasan Hüseyin'e dayandı. İmam Cafer-i da 10 bin, 10, 16 bin Cafer-i Sa'da iftira ettikleri sözleri var mesela. Bu Şia kitaplarında 16 bin iftira var diye el üstüne tespit etmiştir. Onun için Hasan Hüseyin efendilerimizin de çok rivayetleri fazla değildir. Rivayetleri mutlaka var el üstüne kitaplarında da dolu. Ama şeye göre Muhammed bin Hanefi'ye babasının ilimlerini neşredendir. Efendim. O dedi ki şimdi sen Ebu Bekir dedin sonra Ömer dedin anladık. Sonra başka adam deyince onun ismini vermesin Sümmente dedi sonra sensin. Dedi babasına. Dedi ben istesem ismini verebilirdim. Hele şey tülesem meytüke. İstesem sana adını derim de. Şimdi orada tabii ne olursa olsun Hazreti Osman Efendimiz şehadet meselesi taze. Ee, Şam ehliyle savaşlar taze dönemler. Ortalık karışık küfe deler. Zaten kendi cemaati var. Ee, o da bir fitne mülazasıyla Hazreti Osman Efendimizin ismini vermemiştir. Ama verebilirim biliyorum ha yani rastgele at boşluğa bırakmadım verebilirim dedi, vermedi. Oğlu dedi, sensin dedi. Fakat inimane ve Ben Müslümanlardan bir adamım. Yani tabii ki ben Müslümanlardan biriyim deyince de sanki hiçbir faziletim yok derken bu tevazu hamledildiği zaman o zaman tabii onun kastını da tam kesin diyemeyebiliriz. Yani kastı Hazreti Osman benden üstündür, ben ondan sonra hem dördüncüyüm miydi? Ama Ebu ile Ömer'e kat'i kesin dedi. Üçüncü ismini vermedi. Bu da tabii bir mülazayla insan kendi adını veremez. Uygun değildir tevazuen. O da mülaza edilebilir veya efendim Hazreti e, Osman adını dese çok kargaşa çıkacak. Onu da zora sokacaklar şahsen. Bazı insan öyle oluyor yani. Kendi inandığı bir şeyle de ailesi içinde savunamıyor veya açıklamıyor ki başım sıkıntıya girmesin. Onlar da bu bana zorluk yapar diye söyleyemiyor. Bunları düşünebiliriz. Ama kesin olan Zaten e, Hz. Ali ile Hz. Osman arasındaki konu önümüzdeki derste gelecek. Yani aralandaki eftaliyet tertibinde e, yani Hz. Ali Hz. Osman'dan üstün görsek el i sünnetten çıkar mıyız meseleleri? Bu konu önümüzdeki derste biraz tafsirat var oraya şimdi girmeyeceğiz. Yani o geçmeyeceğiz yani haftaya gireceğiz inşallah. Ve sahâ zâbî ve gayruhu yine İmam Zâbî ve diğer muhaddisler aynı Ali'nin Hz. Ali'den şu sözünü sahih olarak nakletmişlerdir. Yani bu sözün Hz. Ali'ye isnadı sahih diye. Çünkü bu biliyorsunuz muhaddisler her şeye sahih demez. Sahih olmamak da e, uydurma olmak anlamına gelmez. Ama sahih demek için de çok şartlar var. Ağır şartlar var yani. E, hemen hemen birçok rivayette cem olmuyor. Onun için Bukhari 600 bin hadis biliyor. Yani İmam Bukhari 100 bin hadis ezberledim diyor. 100 bin e, hadis sahih olarak ezberledim diyor. Bak 100 bin hadis sahih olarak ezberledim. Buraya dikkat edin. Halbuki Bukhari'nin kendi kitabında Sahih Bukhari'de 8 bin küsur var. Ve bunun mükerrerini manen mükerrerini çıkarırsan 4 bin küsura Halbuki İmam Bukhari'nin kendi sözü, kaynaklı sözü hafızdu el-Femiyeti hadisin sahihan. 100 bin sahih ezberledim. Yani demek ki sahih bulduğunun her sahibi de ne yapmamış? O sahih Bukhari denen eserine cem etmemiş. Ama et tarihül kebiri var, evsatı var, sahiri var. Dolu başka kitaplarından nakletmiş olabilir. Yani Bukhari'de yok diye, kötü bir de yok diye de e bir hadis sahih değil de denmez. dünya kadar İbn-i Ebi Şehbes'in Abdurrazak'ı dolu taberanide bile dolu sahih var. Onun için e, sahih meselesinde e, şartlar biraz sıkıdır ağırdır. Yani İmam Zeybiler falan hakim müstedrekte sahit der. İmam Zeybi ona istidrak eder, ta yapar. E der ki sahih değil. İmam <laughs> hakimin şeyini bozar. Misal. Yani İmam Zeybi'ni burada hüccettir. Hakimin de sahih dediğine bile e, hüküm verecek şeydedir İmam Zeybi. İmam Zeybi diyor ki şu söz sahittir diyor. Yani Hazreti Ali'nin söylediği kesindir diyor yani. İmam Zeybi bunu araştırmış. Evet en kal buyurmuş. Ela akah olun. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Dikkat edin. Uyanık olun. Bir şey söyleyeceğim. Ve inne o şubesiz şan. Yani dikkatli dinleyin. Belegani bana ulaştık enne ricalen. Bazı adamlar türemiş. Yufaddiluneni. Beni üstün sayıyorlarmış aleyhima. Ebu Bekir'den üstün, Ömer'den üstün. Radıyallahu anh'a diyorlarmış. Bana ulaştı diyor. Bak ben de mi dedim size? Onun yanında falan suratına yüzüne söyleyemezsin böyle sen Ebu Bekir'den şu Adamı ne yapar biliyor musun yani? Öyle bir şey yok. Bana ulaştı diyor. Yani böyle laflar duyuyorum. Bazıları böyle yapıyorlarmış. Ve men recettü. Ve men her gibi recettü bulursam oğlu müfaddili üstün sayıyor niye beni kime aleyma Ebu Bekir ile Ömer'e karşı beni daha faziletli sayan. İşte demin dedim bu şimdi itikadi mesele değil diyoruz ama şimdi Hazreti Ali Efendimiz de bunu niye bu kadar ciddiyete aldı? Demek ki itikadi meseleye bir şekil girdi bu iş yani. Çünkü beni onlardan üstün sayanı rastlarsan müfterin o kişi iftiracıdır. Ya şimdi iftiracıdır demenin bir usulü var. İftira atmaya falan. Yalan konuşmaya Bu biraz şu anda Türkçe'de normalleşmiş bu laf. İftira falan laf. Öyle demiyor. Aleyhi. Tamam mı? E onun üzerine ceza olarak düşer. Kendisi halife ve kadı yani kararı verecek. Ma o ceza ki alel müfteri. İftiracının üstüne ne düşüyorsa ona da o düşer. İftiracı ne sopayıyor? Semanine celdeten. 80 sopa Kur'an'la sabittir. İftira edene 80 sopa gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu da öyle kadının namusuna, öbürünün bilmem nesine iftira eden neyse aynıdır. Aynıdır. Ve bu sopayı yemeği hak ediyor, buyuruyor. Ve emsalu zâlike bu misilli, bu mealde, ma 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 manada e, gör sözler, minhu azdaliden ve min gayri ondan başkalarından, ne sahabeti sahabe-i kiramın, genelinden mütevatiratön cemaat cemaat. Bir cemaattan bir cemaat duymuş. Öyle tek tek sır odada gizli kulağına fısıldı değil. Cemaattan cemaata nakledilmiştir. Ve <laughs> haytü la O derece ki bu noktada yer yoktur li Hadin Kimsenin bunu reddetmeye alanı ve sahası mecali yoktur. Takatı yetmez yani. Çünkü o kadar açık ki bütün kitaplar dolmuş. Hatta Gali Abdurrazzak Abdurrazak e, musannef sahibi diyebiliyorum. Yani meşhur musannef bizim kaynağımızda geçiyor. E, bu Bukhari'den de yani Bukhari'nin de şeyhlerinden diye e, hatırlıyorum yani. Eskidir. Minekabir-i şiati. Bak şimdiki manada bilinen şiadan değil ama Hazreti Ali'yi Hazreti Ali'ye sıkı bağlı olma manasında, aşırı bağlı olma manasındaki şianın yani onun cemaatinin diyelim. Hazreti Ali'nin özel sevgisini taşıyan cemaatin büyüklerindendir. Abdurrazak, Musannef sahibi. Bu zat ne demiş? Bakın şimdi söze bakın, izaha gelin. Üfaddilü şeyheyn ben Ebu Bekir ile Ömer'i Hazreti Ali'den üstün tutuyorum. Ya sen Hazreti Ali'nin başında ona en çok bağlı olan sensin. Nasıl üstün tutuyorsun? Niye ama niye? Sorun bana niye diyor. Litaftıyla Ali'yin Ali üstün dediği için iyyahuma o ikisini üstün tuttuğu için ala nefsi. Hazreti Ali kendinden üstün tuttu onları. Ve bunu takiye için korktuğundan, çekindiğinden fitne çıkmasın diye demedi. Kesinlikle kendi itikadı olarak ilan etti. İtikadı olarak ilan etti. O kendinden üstün saydıysa, ben de onu bu kadar seviyorsam yapacak bir şey yok. O zaman onu dinlemek durumundayım. Ben de üstün sayıyorum. Ve illa ama Hazreti Ali ben onlar benden üstündür demeseydi. Lema faddaltu. Asla üstün demez üstün kabul etmezdim Huma iki halifeyi. Ebu Bekir ile Ömer'i Hazreti Ali'den üstün ben yani sanki şuna bak. Ya bu kadar ayet var, hadis var. Koca Abdurrazak'sın, mübarek adam, musannem sahibisin. Hazreti Ali demese ne olur? Sen de Hazreti Ali diyelim bu konuda bir şey demedi. Vefat etti demedi bir şey. Yani Hazreti Ali demeseydi bile senin ilmin yok mu? Büyük muhaddissin yani ayetten hadisen bunu anlaman lazım. Ama o kadar Hazreti Ali taraftarı ki o kadar yani ileri gitmiş ki bu konuda benim ölçüm Hazreti Ali diyor. Yani aslında başka ölçüler var. Kur'an, sünnet ölçüleri. Yani ilginç. Bu şundan anlamamız lazım. bunu. Yani Abdurrazak burada Rahimullah dürüst konuşuyor. Anladın mı? Dürüstlük çok önemlidir. Doğru konuşuyor ya. Diyor ki Hazreti Ali bunlar benden üstündür diye benim itikadım budur demeseydi demeseydi asla ben onları üstün demezdim. Hazreti Ali onlardan üstün derdim diyor. Hiçbir yan delile bakmazdım diyor yani. Ama beyanı var diyor. Ki Abdurrazak büyük muaddesi. O rivayeti bildiği için söylüyor. Kefa bi, kefa yeter bi bana vizran, ağır yük ve günah olarak. En uhibbe seveyim hu Hazreti Ali'yi de, sonra muhalefet edeyim hu ona. Yani ben onu sevdiğimi söyleyerek, hakikaten de seviyorum diyor. Hem sevdiğimi söyleyeceğim sonra sözünü dinemeyeceğim. Dediğinin aksini söyleyeceğim. Bu bana günah olarak yeter. Ben bu yükü taşıyamam. Hazreti Ali'de de yarın ahirette bu şekilde ona muhalefet etmiş olarak çıkmak huzuruna e, bu ağır yükle çıkmak işime gelmez. Evet. Bu konuda küllü dehalike bütün bu ilimler müstefadün istifade edilmiş ve alınmıştır. Mine es salâhîkûl muhrika isimli i̇bn Hacer Heytemi e, vardır. Büyük allamedir. Adını çok duymuşsunuz. Ben kitaplarımda kaynaklar hep de geçer. i̇bn Hacer Heytemi Hazretleri. E, o zatın Es-Savâkul Muhrika diye bitat ehline ve ve vesaire sapık fırkalara Yakıcı Yıldırımlar adını verdiği bir kitaptır. Bu, bu kitaptan alınmıştır diyor. E bütün bu ilimleri ben bu kitaptan istifade ettim diyor. Muhammed Rabbani Hazretleri'nin de kaynağı olduğu anlaşılıyor İbn-i Hacer-i burada. E şimdi geldik nereye? Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstün müdür? Ehli sünnetin bu usta görüşü nedir? Hazreti Ali bu bir şey demiş midir dememiş midir? Bir de ben Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görürsem ehli sünnetten çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Bu itibarla haftaya inşallah çok önemli e, ders var mektubat-ı şerifede. Allah Teala emanet ederim. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve, alâ, aleyhi ve sellem.